İsmet abi beni arayıp Kadir Bey'le acil toplantı var, hemen geldi. Serkan, hadi sen de gel konsere ha? Ya bak gerçekten sen de eğleneceksin. Hem birlikte bir şey yapmış oluruz. Geldiğimizden beri de iş. Sıkıldım ben. Aslında benim daha güzel bir fikrim var. Neden kendi eğlencemizi yaratmıyoruz ki? Dokunma. Tamam. Tamam, dokunmuyorum. Nasıl istersen. Daha ne zamana kadar böyle devam edecekse artık. Telefonuma dokunabilir miyim? Hı? Teşekkürler. Efendim İsmet abi. Ne? Hemen mi? Ama benim Ayliz'le planım vardı. Tamam. Tamam geliyorum abi. Hemen geliyorum. Canım, şimdi Kadir Bey acil toplantı koymuş. Benim gitmem gerekiyor. İşim erken biterse ben seni bulurum, tamam mı? Hı hı. Hadi iyi eğlenceler. Are you okay? Dokunma. Ayliz? Senin ne işin var burada? Ben yemeğe gidiyordum. Sen iyi misin? Doktor. İyiyim ben, iyiyim. Ben konsere gelmiştim. Takside biletimi unutmuşum. Onu almaya çalışıyordum ama yetişemedim. Saniye. Ne 3 saniye? Benim evde anahtarları unutup geri dönmem 3 saniye. Ben anahtarları unutuyorum, sen de takside biletleri. Yani? Sizin Serkan'la toplantıda olmanız gerekmiyor muydu? Aha. Ben sıkıldım, biraz erken çıktım. Bizim çocuklarla çalışıyor onlar. Aç mısın? Serkan. Aç mısın? Yemekte bana eşlik eder misin? Lütfen. Sen Serkan çok güzelsin nasıl deniyordu? Abi, very beautiful. Very beautiful. Söyle. Sen... Lan insan da heves bırakmıyor da. Songül'e acil bir şey yoksa ben seni arayayım mı? Acil. Hayırdır kız, ne oldu? Doğalarda havalar sıcak mı? Sıcak. Hmm. Burada daha sıcak. Bana bak, çabuk gel, özledim. Kız daha bir hafta oldu buraya geleli. Ne oldu, yangın yerine dönmüşsün? Tamam sen uzatma da ne zaman geliyorsun onu söyle. Haftaya oradayım, sık dişini. Sorry. O kim? Diyorum ya kızım, ben burada toplantıdayım işte. İnsanlar girip çıkıyor, ben ne bileyim kim. Ben seni sonra arayacağım, tamam? Kapat şimdi. Hadi, hadi. Oh, İsmet is coming. Bir bitmediniz lan, bir bitmediniz ha. Kadir Bey. Neredesiniz? Nerede? İsmet, yeme beni. Ne alemler çevirdiğinizi biliyorum. Serkan da yanında değil mi? Vallahi Serkan Bey çok ısrar edince Kadir Bey benden... Tamam, çok uzatmayın. Vallahi Songül duyarsa seni paralar. Songül duyarsa biterim ben Kadir Bey. Oğlum, Cemal Bey seni buraya alem yap diye yollamadı. Benim her hareketim ona rapor et diye yolladı. İşini yap bari. Yok, estağfurullah Kadir Bey. Tamam, hadi. O serseriyi de topla, oradan çık. Hadi. Pardon. Yalnız gerçekten çok lezzetli. Hayat andır. Yediğin yemeğin, aldığın nefesin, attığın adımın hakkını vermelisin. Bir şey soracağım. Hı. Buradaki kızlar bu oyunlardan etkileniyor mu? Oyun oynamıyorum. Tamam. O zaman şöyle açıklayayım. Ben buraya Serkan için geldim. Tamam. Biz burada düzenimizi kurduktan sonra evleneceğiz. Tamam. Yani bende son durum bu. Tamam. Bir şey demedim. Bir şey demedim. Afiyet olsun. Bir şey demedim diyorsun ama hala oyun oynuyorsun. Sana bilerek mi çarptım yani? Yani eğer öyleyse gerçekten çok yazık. Değilse de tesadüf. Yani benim için tesadüf tesadüftür. Senin bu yaşadığın şeyler... bence senin zihninin bir oyunu, algıda seçicilik. Ben gerçekçi biriyim. Böyle mistik şeylere falan inanmam. Neden buradasın? Anlattım ya yani Serkan'la... Hayır, neden buradasın? Şu an karşımdasın. İstediğin zaman çekip gidebilirsin. Neden kendimi sana anlatmama izin veriyorsun? Çünkü merak ediyorsun. Neyi merak ediyormuşum? Nişanlı olduğun halde tanımadığın bu adamı gördüğün andan beri içine düşen hissin ne olduğunu ve sana anlatacaklarımdan korkuyorsun. Tutunduğun ezberlerin bozulmasından korkuyorsun. Benim gerçekten gitmem lazım. Lütfen otur. Yani buraya kadar dinledin, bir şey kaybetmezsin. Yemek yiyoruz, lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Madem sen benden kaçamayacaksın, ben de senden kaçamayacağım. Biz birbirimizi tekrar göreceğiz. Neden o zaman ısrar ediyorsun? Bana bu yüzün hikayesini sormuştun. Başka zaman anlatırım demiştim. İzin ver anlatayım, lütfen. Dinlemeye değer. Deniyorum. Tamam. Babam İstanbul'da askerlik yaparken bir ustaya yaptırmış bu yüzüğü. Sonra çarşı izinde dolaşırken bir bankta unutmuş. Annem bulmuş. Arkasından bağırmış ama duyuramamış kendini. Annem de o sıralar istemediği biriyle nişanlı. Cemal de. Galiba değil mi? Evet, Cemal. Annem her gün o parka gitmiş. Askeri görürsem yüzüğünü teslim edeyim diye. Ve sonunda babam gelmiş. Annemi elinde yüzük. O bankta oturup öyle uzakları seyrederken bulmuş. Oturabilir miyim? Tabii ki. Biri ta Erzincan'dan kalkıp gelmiş yoksul bir asker. Diğeri koskoca Davut Eren'in nişanlı kızı Mihre. Olacak şey mi? Olmuş işte. Babam tezkeresini aldığında annemle vedalaşmak için garda buluşmuş. Kopamamışlar birbirlerinden. İhrem, gelmeyeceksin sandım. Yetişemeyeceğim sandım. Gelmeyeceksin sandım. Beni bırakma. Beni burada bırakma. Beni de götür. Babam annemin elini tuttuğu gibi trene atmış ve Erzincan'a gitmişler. Sonra da ben doğmuş. Babam özel bir adamdı. Çok okurdu, dinlerdi. Ben 17 yaşına kadar ne öğrendiysem ondan öğrendim. Hayatın sırrı tevafukta gizlidir derdi. Tesadüfün tesadüf olmadığını ondan öğrendim. Tevafuku reddetmek yaratılışı, yaşamı küçültür, hayat anlamını yitirir derdi. Sonrasında her şey değişti sanırım. Annen neden Cemal'le evlendi ki? Annem Erol'a hamileydi. Doğum için hastaneye gittik. Büyük bir deprem oldu. 1992 Erzincan depremi. Dünya başımıza yıkıldı. Enkazdan önce annemi, sonra da Erol'u çıkarmışlar. Beni de öldü diye bir kenara bırakmışlar. Yaşamışım. Kendime geldikten sonra ailemi aramaya başladım. Babamı bulamadım. Tam bir yıl sonra İstanbul'da dedemin evinde annemi buldum. Erol da yanındaydı. Enkazdan annemle Erol'u Cemal çıkarmış. Annem de ona can borcundan, suçluluk duygusundan diretmemiş, evlenmiş. Ama hiçbir zaman sevmedi Cemal'i. Hala babamın yasını tutar. Sana ve babana hayat bunları öğretmiş. Ama bana farklı şeyler öğretti. Ben doğduğumda babam bizi terk etmiş. Yani ben babamı hiç görmedim. Annemle beraber Antalya'da yaşadık. Daha doğrusu yaşamaya çalıştık. Sonra hayatıma kendim yön verdim. Ve şimdi buradayım. Evet. Serkan'la aramızdaki büyük bir aşk falan değil. Ama en azından kendi seçimim. Söylemiştim, ben gerçekçi biriyim. Hayallerle kendimi kandırmıyorum. Benim parmağımda sihirli güçler atfettiğim bir yüzüğüm yok. Alınma ama benim için gerçek Serkan. Sensiz sadece tanıdığım birisin. Yani bir hiçsin. Sözün kıymetini lal olandan, ekmeğin kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öğren. kaçtığım şeylerin içine sürüklüyorsun. Etkiliyorsun ve ben bunu istemiyorum. Beni tanımıyorsun. Neler yaşadığımı bilmiyorsun. Ve emin ol beni tanımış olsaydın arkana bile bakmadan kaçardın. Ben kaçtığım şeyler yüzünden buradayım Ayliz. Ve emin ol hayat bana da çok iyi davranmadı. Yaşamım boyunca hissetmediğim şeydi. Seni gördüğüm an hissettiklerim. Ben çok uzun zamandır bu hissi bekliyordum. Beni mi bekledin? Gerçekten beni mi bekledin? Evet. Seni çok bekledim. Sen buna gerçekten inanıyor musun? Hayır, inanmıyorum. Biliyorum. Tamam. Beni de inandır. Ben de bildiğim her şeyi unutayım. Ama öyle yüzük yuvarlayarak, arabayla çarparak değil. Ben gerçek bir şey istiyorum. İtiraz edemeyeceğim bir şey. Al bunu at. Ne? Al bunu at. Ben böyle bir şey yapamam. Yani bu senin için çok kıymetli. Bazen sadece bilmek yetmez. Görmek de ister insan. Eğer bu yüzük benim geçmişimse... belki de onu bırakma vaktidir. Ama eğer geleceğimse... ve dönüp tekrar bizi bulursa... kalbinin sesini dinleyeceğine söz ver Ayliz. Al bunu at. Tamam. Take it. Şimdi beni inandırmak için evrenin elinde bir fırsat var değil mi? Yani sen gerçekten bu kadar inanıyorsan o yüzük seni ya da beni bulur. Değil mi? Hayat bu kadar cömert değil. Belki de sen haklısındır. Belki de bırakman gereken şey geçmişindir. Şimdi lütfen benden uzak dur. Ne olur. Bırak hayatım kendi haline aksın. Söz gibi Kalbinde sen beni, dermanım yok dertliyim.